merhaba. Bugün benden çok fazla istediğiniz kiralık aşk Defne yani Elçin Sandu makyajını sizinle paylaşacağım. Şu anda yüzümde görmüş olduğunuz makyaj. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam yeni Twitter hesabımla size sordum. Hangi Türk dizi karakterinin makyajını benden istiyorsunuz diye siz de benim belirlediğim Duygu Çekse hashtag ile benimle paylaştınız. En çok istek alanı yapacağım demiştim ve en çok bu makyaj istek aldı. Ben de bugün bu makyajı sizinle paylaşıyorum. Google Images'ın yalancısıyım. Google'dan gördüğüm 0.1 megapiksel fotoğraflara bakarak bu makyajı ortaya çıkardım. Ve en önemlisi de bu makyajı uygun fiyatlı ürünlerle yaptım. Siz de aynısını yapmak isterseniz daha kolay ulaşabildiğiniz ürünler olsun diye. Nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz. İzlemeye devam edin. Revlon Colors Defoundant'ını kullanacağım. Çünkü kızın cildi hem porselen gibi görünüyor hem çok parlak görünmüyor. Hem de çok açık tenli. Bu da benim elimdeki en açık renkli fondötenlerden biri. Fondöteni birazcık fazla uyguladım farkındaysanız. Çünkü ya çok kapatıcı ve böyle yoğun bir fondöten uyguluyorlar ya da kızın cildi gerçekten çok güzel. Ben kartımı ikinci seçenekten yana kullanıyorum. Muhtemelen cildi çok güzel. Ama ben bu şekilde aynı görüntüyü elde etmeye çalışacağım. Islak bir süngerle uyguluyorum. Beauty Blender'la. Fondötenin fazlasını da süngerimin kenarıyla biraz alıyorum. Çünkü o kadar da kalın bir baz istemiyorum. Gözlerimin altını kapatacağım. Önce corrector gibi kullanabilmek için bir somon rengi teninden daha koyu kapatıcı alıyorum. Bu Farmasi'nin BB Eye Cream isimli gözaltı kapatıcısı. Gözümün iç köşelerine uyguluyorum. Çünkü bugün gözlerimin altı biraz mor. Çok yorgun olduğum için. Üzerine de aydınlık bir kapatıcı uygulayacağım. L'Oreal True Match'i kullanıyorum bunun için. Bu benim zaten en sevdiğim kapatıcılardan biliyorsunuz. Tabii keşke bitmeseydi. Bütün kapatıcılarım aynı anda bitti. Bunu yüzümün yüksek yerlerine de aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Kullanabilirsem. Göz kapağıma da baz olarak. Ve sanırım bitti. L'Oreal True Match çok hızlı kuruyan bir kapatıcı. O yüzden hızlı hareket etmek gerekiyor. Yoksa sürdüğünüz yerde kalabiliyor. Yüzümü biraz daha porselene çevirmek adına pudralayacağım şimdi. Bunun için Sephora'nın Smoothing & Brightening Powder'ını kullanacağım. Benim gördüğüm kadarıyla cildi mat. Batman. Kaşları benimkilerden daha ince. Ve kızıl. Ama kaşlarını dolduruyorlar bayağı bir. Onu gördüm. The Balm'ın Meet Matte paletindeki bu Matte Gallagher rengini ben kaşlarını doldurmak için kullanıyordum önceden. Bayağı da bir kullanmışım zaten çok az kalmış. Bununla dolduracağım kaşlarımı hafifçe. Yaz diyeceğim eski günleri. Açılı fırçamla kaşlarımı çok az dolduracağım. Çok heyecanlıyım. Onun kaş şekline yakın bir şey yapmaya çalışacağım ama kaş şeklimiz çok farklı. O yüzden kuyruk kısmını üstten doldurarak biraz daha düz bir kaş elde edeceğim. Şeffaf kaş jeliyle de sabitliyorum. Elmacık kemikleri inanılmaz belirgin olduğu için, çok güzel olduğu için ben biraz kontür yapacağım. Onu yapıyorlar mı bilmiyorum. Muhtemelen çok az da olsa yapıyorlardır. Bunun için Body Shop'un tekli farını kullanacağım. Bunun numarası üstünde yazmıyor. Bunun numarası aslında tamamen bir muamma. Kimse bilmiyor bunun kaç numara olduğunu ama bulabilirsem internetten aşağı yazacağım. Kızımızın incecik bir burnu olduğu için burnuma birazcık kontür yapacağım. Tabii ki bu bir transformasyon videosu değil dediğim gibi ama benzetebildiğim kadar benzeteceğim. Yani daha doğrusu siz öyle bir görünüm, öyle bir burun istiyorsanız böyle yapabilirsiniz diye gösteriyorum. L'Oreal'in tekli farlarından Nude rengini alıyorum 250 numara. Bununla yüzümü aydınlatacağım. Çenesi çıkık ve önde olduğu için çenemi elmacık kemiklerim üzerine ve yanak elmalarımı aydınlatıyorum. Çünkü
Burada çok çıkık, güldüğünde çok çıkık duruyor. Benim makyajımda en belirgin gördüğüm şeylerden biri çok yoğun ve şeftali tonlu bir allık kullanmaları. Farmasinin bir allığını kullanacağım. Bunun numarası 9. 9 numara ve allığı yukarıda, yani çok aşağıda bir allık değil, yukarıda ve geniş bir bölgede allık görüyorum ben. Bu fotoğraflardaki göz makyajını yapacağım. Muhtemelen bölümden bölüme değişiyordur. Ben buradakini yapacağım. Yani dumanlı göz makyajı ama altı yoğun olmayan bir dumanlı göz makyajı. Evet. Bu Maybelline Master Smoky kalem. Ben bunları çok seviyorum zaten, biliyorsunuz. Gözümün içine çekiyorum. Göz pınarlarını da dolduruyorum kalemle. Gözlerimin içini tamamen çerçeveledikten sonra gözünün katlanma yerinde biraz turunculuk görüyorum. Buraya çok hafif bu rengi geçiyorum. Ve Defne'nin göz makyajındaki, dumanlı göz makyajındaki bence en önemli nokta makyajın çok yukarıda olmaması, aşağıda bitmesi. O yüzden zaten günlük olarak da kullanılabilen bir makyaj oluyor bence. Burada gördüğüm fotoğraflar gündüz çekilmiş. Meet Matte paletteki buradaki mat krem rengiyle kaşın altını hem biraz aydınlatıyorum hem de rengin daha iyi dağılmasını sağlıyorum. Gözüm bir şey kaçtı. The Balm'ın Nude Truth paletindeki Sultry rengini alıyorum. Çok az. Ve bunu biraz daha aşağıya uyguluyorum. Burada bir kahverengilik, bir gölge, bir şeyler var. Gözüm açıkken çok az görünüyor olması lazım bu kenarların. Yine aynı kalemi alıyorum. Bu sefer gözümün üstüne kalın bir hat halinde süreceğim. Burada kirpik tiplerinde boşluk kalmaması önemli. Bu çizgiyi çok az, küçük parmağımla yumuşatıyorum. Buradaki selfish rengini alıyorum. Çünkü benim gördüğüm çok mavimsi bir gri değil, daha sıcak bir yumuş rengi. O yüzden bunu alıyorum. Bunu gözüm üzerine bastıra bastıra uyguluyorum. Kirpik dibine siyah kalem sürmemin nedeni kirpik dibine daha yoğun, yukarı doğru daha açılan bir degrade efekt var. Kalemin arkasıyla gözümün altını çok hafif dağıtıyorum. Altına başka hiçbir şey yapmıyorum. Zaten bu kalemin dağılmış hali hafif bir grilik katıyor göz altına. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Maybelline The Falsies Black Drama maskarayı uygulayacağım. Alt kirpiklerinde maskara var mı yok mu çok anlaşılmıyor fotoğraflarda. Ama eğer varsa da çok uzun kirpikleri yok ya da çok hafifçe uygulanmış. O yüzden ben sadece kirpik tiplerimi siyahlaştırmak için çok hafif uygulayacağım. Süngerimi de dudağım üzerinden geçeceğim. Üstümde kalan falan bir tane. Çünkü benim dudaklarım çok renkli. Note Mirage ruju kullanacağım. Bunun üstünden Note 01 Nude Vanilla rengine geçeceğim. Birazcık rengini açmak için. Nasıl becerdim kırmayı? Ve bunun üzerinden de Sephora'nın Rouge Infusion 18 numara peach rengini geçiyorum. Biraz daha turunculaştırmak için. Ve daha glosslu dudak görüyorum ben. En önemli adımlardan birini göstermeyi unuttum çünkü kameranın eşyaları bitti o sırada. Defne'nin göz makyajındaki imza noktalardan biri göz pınarının oldukça aydınlık olması. Makeup Academy paletteki buradaki rengi göz pınarlarıma uyguladım. Bolca. Çünkü bayağı aydınlık görünüyor oralar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Umarım benzetebilmişimdir. Çünkü dediğim gibi Google'ın yalancısıyım. Tamamen fotoğraflardan bakarak yaptım. Başka hangi ünlülerin makyajlarını istiyorsunuz benden? Onu
Twitter'ımdan Duygu Çekse hashtag ile paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan çok yazıyorsunuz görüyorum ama oradan takibi hiç kolay olmuyor benim için. O yüzden Twitter hesabımdan böyle bir şey yapıyorum. Önümüzdeki günlerde de yine böyle sürpriz isimler, çok istediğimiz isimleri görebilirsiniz kanalımda. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu video 10.000 like olduğu gün, gece olduğu an yeni video gelecek. Böyle bir şey yapmak istedim. Şu an aklıma geldi. 10.000 like deneyeceğim. Bu video 10.000 like olduğu anda yeni video gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.